Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde beraber klaslar yani Python'daki nesneler konusunu bitirmiş olduk. Bu derste size yapmanız için birkaç tane egzersiz yani ev ödevi vereceğim. Her zaman olduğu gibi bir sonraki videoda bu videoda sorduğum soruların yani size verdiğim egzersizlerin cevaplarını yapacağım. Yani size göstereceğim bunun, bunların nasıl yapıldığını. Ama bir sonraki videoyu izlemeden önce bu soruları kendiniz yapmaya çalışırsanız eğer klaslar konusunu ne kadar iyi anlamışsınız bunu görmüş olursunuz. Yani eksiklerinizin farkına varmış olursunuz. Bu da iyi bir şey aslında. Evet, burada size yapmanız için iki tane egzersiz hazırladım. Bunlardan ilki biraz ikincisine göre birazcık daha kolay ama ikisi de ikisinin de kolay olduğunu düşünüyorum. Evet, hemen ilk egzersizimizle başlayalım isterseniz. Bu egzersizde bir tane ben burada bir class tanımladım ama hani içi boş. Hiçbir şey yazmadım içine. Bunu siz istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. Yani sizi sınırlamak istemedim burada. Ama ancak bazı konularda tabii ki de sınırlayacağım. Çünkü bu klasın ne yapmasını istediğimi size göstermem lazım bir şekilde. Bu klasın da doğru ve içine iki tane x, y şeklinde koordinat alıyor ve bir doğrunun denklemini oluşturuyor arkadaşlar. Ve bu doğrunun denklemini elimize aldığımız zaman yani bu doğrunun denklemi elimizde olduğu zaman bundan sonra bu denklemi kullanarak başka şeyler de yapabiliriz. Mesela bu klası nasıl oluşturacaksınız? Burada ben size gösterdim. Örnek olarak iki tane koordinat verdim burada bu x koordinatı bu da y koordinatı ve iki tane koordinata ihtiyacımız olduğunu söylemiştim x y şeklinde ilk koordinatımız 10 20 ikincisi de 30 40 bu doğru klası bu iki iki koordinatı alacak ve ilk olarak bize bu doğrunun denklemini bulacak doğrunun denklemini bulduktan sonra siz yani bu denklem elinizde olduktan sonra verilen herhangi bir x değeri için siz bunun y değerini bulabilirsiniz çünkü denklemi biliyorsunuz mesela burada bu klasın yapmasını istediğimiz şeylerden bir tanesi İçine verilen yani rastgele iki tane noktada yani x1 ile x2 diye iki tane rastgele nokta verilecek bu bu klasa bu metot yani uzunluk metodu bu içine verilen x1 x2 noktası için y1 ve y2 noktalarını bulacak çünkü doğrunun denklemi elimiz, elimizde olduğu için bunu bulması kolay aslında. Ve bundan sonra bu x1, y1, x2, y2 noktaları arasındaki doğrunun uzunluğunu bize geri döndürecek arkadaşlar bu metot. Burada da bir tane ekrana bilgi vermek için ben bir tane f string yazdım. Yani bu ne yapıyor? Sizin döndürdüğünüz şeyleri alarak ekrana bilgi yazdırıyor. Yani x1, y1, x2, y2 noktalar arasındaki uzaklık doğrunun uzunluğu diye ekrana yazdırıyor. Bu nesnenin yani bu klasın yapmasını istediğimiz diğer bir şey ise eğim diye bir tane metodunun olmasını istiyoruz bu klasın. Ve bu eğim metodu bize doğrunun eğimini döndürecek arkadaşlar. Burada da hani ekrana yine aynı şekilde yazdırıyorum. Doğrunun eğimi şudur diye. Şimdi bu klası yapabilmek için bazı formüllere ihtiyacınız var. Bu formülleri biz lisede matematik dersinde görmüştük. Ancak hatırlamıyorsanız ben size hani bu videonun altına bu linki paylaşacağım. Google'da aradığım zaman ilk karşıma çıkan site bu. Bu sitede de hani size iki noktası bilinen doğrunun denklemi nasıl bulunuyor ve iki noktası iki noktadan eğimin bulunması. Yani burada ihtiyacınız olan bütün formüller bu internet sitesinde mevcut. Bunu da yorum kısmına koyacağım arkadaşlar bu internet site, bu internet sitesinin linkini. Evet. Burada bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama şu anda Jupyter Notebook'ta değilim. Bu internet sitesi de Jupyter Notebook'a çok benziyor aslında. Ya burada da aynı Jupyter Notebook'taki gibi bir notebook oluşturuyorsunuz. Hatta yani kullanımı birebir aynı diyebiliriz. Bu sitenin adı Colab diye geçiyor arkadaşlar. Google'a Google, Google Colab yazarsanız bulursunuz. Ya yani ilk çıkan siteye girdiğiniz zaman siz de bunu bu sayfaya ulaşabilirsiniz buradan. Peki bunun faydası ne arkadaşlar? Burada bu da aynı Jupyter notebook gibi ancak burada sizin yazdığınız her şey yani bu fonksiyonlar burada ne yazarsanız yazın internet sitesi üzerinden çalıştırılıyor ve Python sizin bilgisayarınızda yüklü olmasına gerek yok. Yani Google size Python yüklü bir bilgisayar sağlıyormuş gibi düşün düşünebilirsiniz aklınızdan. Evet bunu da bir denemek istedim ben arkadaşlar. Nasıl olduğunu deneyip görmek istedim. O yüzden bu ve bundan sonraki videoları yani beğenirsem eğer bu Google Colab'ı. Bundan sonraki videoları da bu, bu notebook'u kullanarak çekebilirim. Burada hoşuma giden başka bir şey de arkadaşlar. Tam neredeydi hatırlamıyorum şu anda ama bu Google Colab size ekstra olarak GPU da veriyor arkadaşlar. Yani ekran kartı. Kendi bilgisayarınızın iyi bir ekran kartı yoksa eğer burada Google Colab'ın size sağladığı ekran kartını da işlem yapmak için yani Python'da işlem yapmak için kullanabilirsiniz. Bu da şu anda gördüğünüz konularda pek işinize yarayacak bir şey değil aslında ama ileride mesela makine öğrenimi konularına geçtiğimiz zaman Deep Neural Networks yani derin sinir ağları eğitirken ekran kart, iyi bir ekran kartına sahip olmak önemli. Yani bu eğitim sürenizi bazen 10 kat 20 kat daha hızlı yapabiliyor. Evet bunu da aradan çıkarmış olduk. Şimdi ikinci egzersize bakalım. Bu egzersiz ilk egzersize göre birazcık daha karmaşık bir egzersiz. Evet şunu okuyalım şimdi. Burada yazdığım açıklamayı okuyalım beraber. Bu egzersizde bir banka hesabının basit bir simülasyonunu yapacağız. Bu simülasyonda kişi öncelikle bir hesap açacak. Ondan sonra bu hesaba para yatıp yatırıp çekebilecek. Tabii ki de programımız para çekme konusunda biraz dikkatli olmalı. Eğer kişinin hesabında yeterli para yoksa banka para çekme işlemine izin vermemeli. Aynı zamanda bu banka yaşı x'ten küçük olanları hesap açmıyor burada kısa bir açıklama yaptım. Sizden yapmanızı istediğim şeyi hani kısaca açıkladım burada. Şu anda burada hani ben 3 tane klas oluşturdum. Siz bunu bu şekilde yapmak zorunda da değilsiniz. Yani bu açıklamaya uygun olarak siz nasıl istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Sadece hani buradaki açıklamaya uyan bir bir şey olması gerekiyor. Yani ben kendi ben bunu düşündüğüm zaman 3 tane klas oluşturdum. bu örneği. İlk klasımız kişi. Yani bu kişi nesnesi kişiyle ilgili bilgileri tutuyor içinde. Yani ne gibi mesela kişinin adı, soyadı, yaşı ve banka hesabı mesela. Ve bir tane de banka diye bir tane klasımız var. Bu bankada gerçek hayattaki bankayı temsil ediyor ve kişi bankaya gidip bu bankadan hesap açabiliyor diye düşünelim. Aynı zamanda bir tane de banka hesabı diye bir tane klas oluşturdum. Bu banka hesabı oluşturduğumuz kişi klasının içinde bir tane attribute yani nitelik olarak atanabilir. Yani bu benim düşünce tarzım. Siz başka türlü yapabilirsiniz bunu. Aynı şekilde benim düşün düşünce tarzıma göre de oluşturduğumuz zaman bunu. Mesela Sadri diye bir tane kişi oluşturdum. Bankada da Şalvar Bank diye bir tane banka yaptım. Evet burada Şalvar Bank nokta hesap aç. Sadri, Sadri hesap aç metodunun içine koyuyorum. Çünkü burada hatırlarsanız demiştik ki banka X'ten ya yaşı X'ten küçük olanlara hesap açmıyor. Burada ben bankamın hesap aç metodunu çağırdığım zaman kişimle ilgili olan bilgileri vermem gerekiyor ki banka kontrol edebilsin. Yani yaşı mesela hesap açmaya uygun mu? Bu kontrol edebileceği şeylerden bir tanesi tabii ki de başka şeyler de kontrol edebilir. Ayrıca buraya ben bir not düştüm. Aşağıdaki metodların hepsi yapılan işleme dair ekrana bir bilgi mesajı yazdırıyor. Yani burada ben mesela hesap aç dediğim zaman sadri sadri koyduktan sonra bu hesap aç metodu bana ya yani ekrana bir tane bilgi mesajı yazdıracak. Bu bilgi mesajında da mesela hani yaşı x'ten küçükse sadrinin mesela e, hesap açılamadı diye bir bilgi mesajı yazdırabilir. Ya da her şey uygunsa hesap açıldı diye bir bilgi mesajı yazdırabilir. Bu da tamamen size kalmış. Bundan sonra ya yani burada hesabın açıldığını varsayıyorum. Ondan sonra ben bu banka hesabına burada tabii ki de nitelik olarak atadığım için nokta hesabı diye erişebiliyorum. Bu banka hesabı da bir tane klas olduğu için bunun da kendi nitelikleri ol olabiliyor. Burada hani nitelikleri burada metodu var yani kendi metotları olabiliyor. Burada da mesela bu banka hesabının para yüklediği bir tane metodunu çağırmışım ben ve içine de bir tane integer sayı koymuşum yani tam sayı koymuşum. Bu tabii ki de float da olabilirdi yani mesela. Ve bu da içine girilen sayıyı banka hesabına yüklüyor tabii ki de bu banka hesabında da bir bir tane nitelik olması gerekiyor bu parayı takip edebilmeniz için sizin. Hani yüklenen ve çekilen paraları takip edebilmek için bir tane burada nitelik olması gerekiyor. Ondan sonra mesela 500... TL yüklemişim ben burada. Ondan sonra bir sonraki metodum da para çek metodu. 100 TL'de geri çekmeye çalışıyorum. Tabi bu da ekrana yazdırıyor. Yani burada 500 TL yüklendi hesabımıza. 100 TL çekildi falan diye ekrana yazdırıyor bu metotların hepsi. hepsi. Ondan sonra mesela hani ilk başta bu bankanın banka hesabında mesela 0 TL varsa ilk ben 500 koydum. 500 TL oldu. 100 TL'yi geri çektim. 400 TL kaldı. Bundan sonra bu para çek metodunda 1000 TL çekmeye çalıştığım zaman burada mesela e, hesabımda yeterli para olmadığı için bunun bize bir tane bunu söyleyen bir bilgi mesajı döndürmesi gerekiyor. Yani para çekme işlemi başarısız mesela diye bir mesaj yazdırabilir ekrana. Evet dediğim gibi ben bir sonraki videoda bu iki soruyu da bu iki egzersizin de nasıl yapılacağını göstereceğim size ama dediğim gibi o videoya bakmadan önce kendiniz de çözmeye çalışırsanız eğer sizin için faydalı olacağını düşünüyorum ben. Evet bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.